görünümü verilmiş işaretler de var. Sanki böyle doğal çiziklermiş gibi. Ama bu çok bambaşka bir işaret dilidir. Bunu çok kişi bilmez. Bir taşın üzerine belli belirsiz çizgiler iç içe giren böyle geometrik şekil veya işte geometrinin kesişmiş, yani şöyle söyleyeyim size. Misal olarak yaptım. Yani böyle işte şöyle şurada oymalar, şurada noktalar falan. Bu tür garip çizimler de var. İşaretler de var arazide. Bak bunlar çok karmaşık işaretler arkadaşlar. Bu bambaşka bir işaret dili, bambaşka bir işaret lisanı. Bunu Türkiye'de bilen birkaç kişi var. Ben de çok uzman değilim bu konuda, onu da söyleyeyim size. Özellikle Adıyaman'da, Gölbaşı'nda bir adam var. Yaşıyor mu bilmiyorum. O mesela bu konuda uzmandır. Kendisi Ermeni asıllıdır. Bu konuda uzmandır. Bu işaretlerin neden ve niçin yapıldıklarını çok iyi bilir. Ben onun yanında belli bir süre kaldım. Bu süre zarfında birçoğunu öğrendim ama hala bilmediğim, öğrenemediğim bir sürü daha işaret var. Onu da söyleyeyim. O bölgenin insanları beni dinliyorlarsa bilirler. Gölbaşı'ndaki bu adamın kim olduğunu çok iyi bilirler. Şu anda çok yaşlanmıştır, yaşıyorsa. Evet. Dediğim gibi işaretin karşısına 10 tane adam geçireceksiniz. Onu da aynı şeyi söyleyecek. Farklı şeyler söyledikleri zaman o işaret değildir. İşaretse de artık tahrip olmuştur. Ne olduğu belli değil çünkü. İşaretlerde şöyle bir matematik var arkadaşlar. Onu şimdi size anlatayım. Lütfen iyi dinleyin. Burada bir işaretimiz var. Herhangi bir işaret, bir taşın üzerinde bir işaret var burada. İlk bakmanız gereken, ölçemediniz, ölçümü bilmiyorsunuz. Acemice veya tamamen içgüdüsel bir şekilde bir çalışma yapacaksınız. İlk bakmanız gereken yarı çap. ...3 metre ile 30 metre arası. İşareti merkez olarak kabul edin. 3 metre ile 30 metre arasında bu bölgeyi arayacaksınız. İşte burada cihaza ihtiyacınız var. İkincisi, ikinci yarıçap. ...30 ile 80 metre arasını arayacaksınız. İkinci yarıçap. ...80 ila 150 metreyi arayacaksınız. Dördüncü yarıçap... ...150 ile 250 metreyi arayacaksınız. Anladınız mı? Bakın bu... İşaretlerin parasının, bu işaretin parasının konmuş olması ihtimali olan ölçümler. Çoğunlukla 3 ile 30 metre, yani 0 ile 30 metre arasında, 25-30 metre arasında bu işaretin paraları çıkıyor arkadaşlar. İkinci bakacağınız yer 30 ile 80 metre yarı çap veya çap. Üçüncüsü 80 ile 150 metre karelik bir alan. Dördüncüsü de 150 ile 200 metrekarelik bir alana bakmak zorundasınız, incelemek zorundasınız. Bir işaret burada buldunuz. Bu işaret, ilk işaret daha doğrusu. İlk işaretten hemen sonra gömülü olan paraya da gidebilirsiniz. Ama bazı yerlerde ve bazı zamanlarda adamlar 2, 3, 4, 5 farklı işaretleri arka arkaya koymuş olabilirler. İşte o işaretler bu alanlar içerisindeler. Anladınız mı? Sizi birden fazla işarete ve en sonunda paranın olduğu yere götürebilir bu işaretler. En karmaşık halini anlatmayacağım. O çok sıkıntılı. Çünkü bir güneş saati sistemi var işaretlerde. Güneş saati sistemi var. Aynı zamanda bir
pusula yöntemi var ki bu pusula sizin bildiğiniz kuzey, güney, doğu, batı pusulası değil. Farklı bir pusula yöntemi var. Ve çaplarda kullandığımız bir ölçüm tekniği var. Ben sizin anlayabileceğiniz, sizi çok yormayacak şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şu çaplara dikkat edin. İşaretin bulunduğu yerin şu kadar metrekarelik bir alan etrafında arama yapacaksınız. Ya bu alanda arama nasıl yapacağız? Arkadaşlar alan taramayı kullanın. Bakın alan taramaları kullanın. Alan taramalar sizi bir yere götürecektir. Götürdüğü yerde de dedektörü kullanın. O size son noktayı verecektir. İşaret okumayı bilmiyorsanız, işaretin anlamını bilmiyorsanız, sizde işaretlerin sırrı yoksa, hiç kimseye bu işareti sormamışsanız, siz kaba düzen ancak böyle çalışabilirsiniz. Ama yine söylüyorum, elinizde bir cihaz olmak zorunda. Bir dedektör olmak zorunda. Çünkü siz şu çap içerisinde, şu alan içerisinde nereye bakacaksınız, ne görmeniz gerekiyor? Bir tümsek, bir yığma, taş, toprak, çakıl, bir kayalık, bir işte duvar, örgü, bir su kaynağı, bir kuyu. Bunların hepsi bu çap içerisinde olabilir. Çünkü bir işaret sizi başka bir yere gönderecek. Gönderiyor olabilir, gönderecektir de. Bu işaretleri koyan adamlar, bu işaretleri yapan adamlar, işaretlerini üzerinden zaman geçse bile kaybolmayacak, bozulmayacak yerlere yaptılar. Yani işareti yaptığı yerde sonradan geldiğinde bulabileceği bir işaret daha olmalıydı. Ne olabilir bu? Türbe olabilir. Kuyu olabilir. Harman yeri olabilir. Kilise olabilir. Görüyor musunuz? Çeşme olabilir. Dikili bir taş olabilir. Kale olabilir. Bunlar o dönemlerde insanların yaşadığı yerlerin etrafında olan şeyler. Siz buradan gitmiş bile olsanız sizden sonra gelen kişiler bunları çok çok fazla tahrip etmiyorlar. Yani bunları yok etmiyorlar. Mesela meyve ağaçları. Mesela Ermeniler dut ağacını çok seviyorlar. Burada Adapazarı Düzce bölgesinde ipek böceği, ipek kozası, ipek böceği işi yapmışlar. Fabrikaları var. Dut ağacını çok seviyorlar. Eğer sizin bölgenizde de Ermenilerden kalan evler varsa bu evlerin bahçelerinde dut ağaçlarına dikkat edin. Kuyular. Türbe. Bunlar gerçek türbe değil. Onların türbe süsü verdiği mezarlar arkadaşlar. Bu konudan da bahsetmiştim. Harman yerleri düzlüklerdir. Tarlanın yakınında veya evin yakınındaki harman yerleri, kiliseler, çeşme veya su gözesi, dikili taşlar. Bunlar doğal dikili taşlar. İnsanların yaptığı dikili taşlar da olabilir. Kale ve kalenin etrafı. Bunlar işaretlerin yapıldığı yerlerdir. Bu bölgelere yakın bir yerde. Çünkü adam torununu buraya gönderdiğinde önce bunları bulmak zorunda. Bunlar bölge işaretleri diye geçer. Bölgenin işareti. Bunları bulduktan sonra kendi köyü, yani dedesinin köyünü bulacak. Dedesinin köyünde bunları bulacak. Sonra buradan hareketle dedesinin parayı koyduğu yeri bulacak. Bu bilgiler bir kayıt, bir doküman olarak bu adamın elinde var. İşte bu tür yerler varsa yaşadığınız yerlerde, bulunduğunuz bölgelerde şu anda eskiden kalan, siz de işaretleri bunların etrafında arayacaksınız ve işaretleri bulduğunuz zaman sizi o işaret başka yerlere de götürebilir. Unutmayın bunu. Ben size işin ruhunu anlatmaya çalışıyorum. Yani buraya bir işaret çizip bak bu işaretin anlamı budur. Bunun da videolarını yaptık da
Yani kitabımızın içinde bu konuyla ilgili çok detaylı bilgi var. Artık lütfen bu kitaptan faydalanın. Ben biraz da işin matematiğini ve ruhunu anlatmaya çalışıyorum size. Bunu eğer öğrenebilirseniz, işaret kitabını aldığınız zaman o işi daha hızlı çözeceksiniz demektir. Yani formül veriyorum size. Bu formüller elinizde olduğu sürece bu problemi çözeceksiniz demektir. Mesela bir kuyu. Yani kalem en sonunda bitti yani. Ahmet kalem bitti lan. Bir kuyu düşünün arkadaşlar. Bu kuyu su kuyusu. Normal su kuyusu. Ama ana kayaya yapılmış. Ama işte taşla örülmüş. Hiç fark etmez. Bir su kuyusu olduğunu düşünün. Bu adamlar bu kuyuyu açmışlar ve kullanmışlar. Sonra bırakmış gitmişler. Giderlerken bazıları kuyuları doldurdular. Roma özellikle bunu çok yapardı. Bölgeyi terk edeceği zaman su kuyularını doldurur, su kanallarını kapatır, körletirdi. O bölgede insan yaşamasın diye. Böyle bir hainliği vardı Roma'nın. Ermenilerin bir kısmı kuyuları doldurdular. Bazıları kendi malzemeleriyle doldurdular. Onu da söyleyeyim. Yani bazı bölgelerde biz kuyuların içinden tonlarca bakır çıkarttık. Adam köyde ne kadar bakır malzeme varsa getirmiş kuyunun içine basmış, kuyuyu körlemiş, kapatmış, çıkmış gitmiş. Üzerinden cihazla geçtiğimiz zaman cihazımız çöktü. O kadar yoğun bir metal var ki aşağıda ve kuyudaki sudan dolayı çürümüşler. Dedektör geçerken bir anda bu batarya iptal oldu. Bitti. Buraya açtığımız zaman 2-2,5 tona yakın bakır çıktı buradan. Ha, bazıları da açık bıraktı gittiler. Sonuçta açık bırakmak zorunda. Etrafına para saklamış çünkü bu adam. Açık kalmak zorunda ki ondan sonraki gelenler de kullansınlar. Su insanoğlu için veya işte insanlık için, işte yaşayan canlılar için olmazsa olmaz bir şey. Bu suyu herkes kullanacak. Onlardan sonra gelen buranın yeni sahipleri de kullanacak. Ve 20 sene sonra, 30 sene sonra buraya bir adam geliyor. Köye. Dedesinin yaşadığı köyü buluyor. Ve Ali Bey'in harmanının yanındaki kuyuyu soruyor. Ali Bey harmanının yanında bir kuyu olacak diyor. Evet diyorlar, Ali Bey harmanı şurası. Yanındaki kuyu da bu kardeşim. Duruyor hala orada. Tamam. Adam buraya geldiği zaman şöyle etrafına bir bakıyor. Benim dedemin burada bir parası var. Beraber müsaade ederseniz çıkartalım diyor bizimkilere. Bizimkiler de cem olur. Fet fet deyip adamı kovalıyorlar. Niye? Kendileri çıkartacaklar çünkü. Akıllı ya bizim uşaklar. Ermeninin Ermeniye para mı verilir ya? Nasıl olsa yeri de öğrendik. Burada bir yerde para yani. Evet arkadaşlar. Çok beklersiniz çıkartmak için. Öyle diyeyim size. Şimdi adam burada durup etrafına şöyle bir bakmış. Ali Bey harmanının yanındaki kuyunun yanına gelmiş. Şöyle bir etrafa bakmış. Acaba ne gördü orada da? Benim para duruyor dedi. Dedemin parası duruyor dedi. Arkadaşlar bu adam ne gördü biliyor musunuz? Bir taş gördü. Bir kaya veya bir kayalık gördü. Çünkü dede sonra dedi ki bak kuyunun oraya git. Kuyunun oraya git. Yönünü kuzeye doğru dön. Kuzeye doğru döndüğün zaman işte 100-150 adım ileride bir kayalık göreceksin. O kayalıkta senin baktığın yönde ayna şeklinde bir taş var. Ayna. Sanki böyle cilalanmış gibi bir taş göreceksin. O taşı gördüğün zaman anla ki bizim para duruyor. Anladınız mı? Bizimki de gelmiş taşı da görünce evet para duruyor. Tabi oraya şöyle gözüyle baktıktan sonra bu tarafa dönmüş. Bizimkiler de Ermeni'yi takip ediyorlar ya ne yaptığını, nasıl hareket ettiğini. Ulan bu tarafa bakmıştı kesin para bu tarafta diye. Gariplerim 20 sene burayı kurcalamışlar. Arkadaşlar sizin karşınızda akıllı adamlar var. Parası olan adam akıllıdır. Enteresan bir şey bu. Çok garip. Benim babam derdi ki cebinde parası olan adam yolun ortasından yürür oğlum. Yolun kenarından yürüyorsa o adamın cebinde para yok derdi. Eli cebinde böyle kafası yerde yürüyorsa o adamda para yoktur derdi. Abi bir adam yolun ortasında böyle elini kolunu sallaya sallaya yürüyorsa o adam varlıklı adamdır derdi. Bu heriflerin paraları vardı ve kafaları çalışıyordu. Sizin de kafanız çalışmak zorunda onların parasını çıkartmak istiyorsanız. Evet, Ali Bey harmanının yanındaki kuyunun 100-150 adım ötesinde bir taş var. Büyük kayalık var. Ahmet bitti lan bu.
Çok çizdik oğlum bugün ya. Bitti en sonunda işte. Evet. Bu taşın hemen şurasında ayna gibi düz bir taş var. Parlak. Arkadaşlar, bu taşın hemen arkasında taşı alalım. Onun arkasında yok öyle bir şey. Bu taşın altından giriş var. Cep yapmış adam. Anladınız mı? Siz buradan kazdığınız zaman parayı bulacağım diye kaza 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 dünyanın merkezine kadar gidersiniz. Böyle bir şey yok. Bu ana kaya toprağın altına doğru giriyor. Bu taş sadece buradaki işaret. Siz bu taşı kırıp zorlarsanız burada da üçün birini bulursunuz. Orada da bir şey yok. Bu taşın bittiği yerden aşağı doğru indiğiniz zaman şurada bir taş var. Ana kayaya oyulmuş bir cep var. Çekmece. Cep ne derseniz deyin işte. Para bunun içerisinde. Ama bunu da bilmediğiniz zaman yanından aşağı gider durursunuz. Evet. İşte bu adamlar bu kuyuları veya bu kuyuyu kendi parasını rahat bulmak için bırakmışlar. Bu kuyu gibi türbe de olabilir, çeşme de olabilir. İlla o çeşmede, o türbede bir para olacak diye bir kayda yok. Sizi ikinci, üçüncü bir işarete atabilir arkadaşlar. Bakın ben işin ruhunu anlatıyorum size. Formül veriyorum. Bu formülleri iyi kullanırsanız işte bu paralara ulaşabilirsiniz. Sakın ha ana kayada görünen kapı şeklinde, ana kayada bariz bir şekilde kapak gibi oraya çakılmış bir şeymiş gibi duran taşlar var arkadaşlar. Bu taşların arkasında bir şey yok. Hiç kimse parasını buraya koyup da taşı da bariz bir kapak şeklinde sokup orada bırakmaz. Yani aptal mı ki adam taşı oymuş, oraya çakmış o taşı, oraya parasını koymuş, sonra oraya bir kapak çakmış ve onu da belli bir şekilde bırakmış. Sonra Türkler gelsin bu parayı buradan alsın. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ulu orta aleni bir şekilde bu adamlar girişleri ortaya bırakmadılar. Kapakları ulu orta yapmadılar. Bunları gizlediler. Doğaya benzettiler. Siz onlara baktığınız zaman ana kaya zannediyorsunuz. Veya ana kaya zannedeceksiniz. İşin püf noktası burası. Anlatabiliyor muyum derdimi? Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen bizden ayrılmayın arkadaşlar.